Edesin falan var bizim oralarda. Onlar gibi oluyor. Öbür tarafa. Bu toplamayla değil, başka alanlarda da olabilir. Çok daha sağ. Mevsimlik işçi meselesi Türkiye'nin olduğu gibi Karadeniz'in de temel bir sorunu. Özellikle fındık toplanmasında dışarıdan büyük ölçüde amele geliyor, işçi geliyor ki biz buna eski tabirle amele diyoruz. Gelenlerin epey bir karmaşa oluyor. Gruplar sorunlara sebep oluyor, sağlık sorunu oluyor. Bir organizasyon meselesi oluyor. Bazen cayıyorlar. Yani fındık toplayıcılarıyla fındık bahçeleri sahibi arasında sorunlar olabiliyor. Yani bu aşağı yukarı 100 yıldır böyle. Şimdi buna biz modern bir yaklaşım getirmek istedik. Bir platform oluşturup fındık toplayacaklarla, işçilerle fındık bahçesi sahiplerini bir platformda birleştirmeyi düşündük. Ve bunun organizasyonu da sosyal belediyecilik açısından biz yüklendik belediye olarak. Şimdi belediyelerin görevi sadece asfalt, yol, çöp, su değildir. Atık su meselesi değildir. Sosyal belediyecilik de belediyeciliğin çok önemli yeni bir uygulama alanıdır. Biz Ordu'da modern bir belediyecilik anlayışı uygulamak istiyoruz. Ve bu gidişe bir dur diyelim diye yeni bir yaklaşımla dışarıdan gelen fındık işçileriyle bahçe sahiplerini daha organize bir yapı içinde toplayıp bunları bir platformda buluşturmayı düşündük. Bununla ilgili yapımızı oluşturduk. 1 Haziran'dan itibaren fındık toplamak isteyenlerle fındık sahipleri, bahçe sahipleri bir araya gelecekler. Buradaki birkaç amacımız var. Bunlardan ikinci amacımız da fındık toplamada yaklaşık olarak Ordu'dan 55-60 milyon liralık para dışarıya gidiyor. Bu paranın Ordu'da kalmasını arzu ediyoruz. Çünkü fındık bahçelerini, fındığın toplanması Ordu'daki işsizlerimizle, fındık toplamak isteyen kişilerle becerebiliriz, bunu yapabiliriz. Ve bu kurduğumuz platformda bizim birinci tercihimiz kendi halkımıza bunları da organize ederek toplattırmayı sağlamak. Dolayısıyla bu paranın Ordu ekonomisinde kalması bizim birinci tercihimiz olur. Yani bir de mal sahibine yakışır. Dolayısıyla böyle bir şeyi eğer yaparsak çok daha organize ve aynı zamanda da bizim için daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Onun için bu platformu önemsiyoruz. Üçüncü olarak da özellikle bu yıl bu Covid olayı önemli bir mesele. Yani hastaların, yani daha doğrusu halkımızın sağlığı burada çok önemli. Hem gelenler açısından hem de fındık bahçelerinin sahibi açısından hem de halkımızın genel olarak sağlığı açısından bu bize ilave bir görev yüklüyor. Bu bakımdan burada işçilerin, fındık toplayıcıların sağlıklarının da kontrolü, ateşlerinin kontrol edilmesi, oturdukları, kaldıkları yerlerin dezenfekte edilmesi ve çalışma koşullarının hijyenik ortamda olması bizim aynı zamanda sağlığımız açısından da çok önemli. Bu belediyecilik açısından da önemli. Bir de vatandaşlık hakkı. Dolayısıyla bu üç özelliği ortada bir anda çözebilecek bir platformu oluşturup halkımızın hayatını daha kolaylaştırmak hem de sağlıklı bir yapıyı oluşturmak istedik. Tabii bunların hepsi bir master plan dahilinde oluyor. Bu geçen sene birinci adımında Büyükşehir
eli dokunuyor diye bahsetmiştik. Şimdi bu ikincisi fındık dalda kalmasın, aklımızda işçide kalmasın şeklinde düşündük. Üçüncüsü de fındık meselesini aynı zamanda bir sektör meselesi olarak ele aldık. Bunu da ekonominin daha güçlü olabilmesi açısından fındık ekonomisinin. Bununla ilgili de başka bir çalışmamız daha var. Üçüncü etabı. Burada da katma değeri yüksek ürünlerle bahçelerin bir işletme bütünlüğünde işlenmesi, çalıştırılması geliyor. Bu da üçüncü adımımız olacak. Dolayısıyla birinci ve ikinci step'i, birinci step'i yaptık. İkinci step'i bu sene uygulayacağız. Üçüncüsü de üzerinde son rötuşlar yaptığımız bir çalışma. Amacımız fındık gibi Türkiye'nin çok önemli bir ihracat kalemini modern usullerle geliştirelim istiyoruz. Çalışmamız bu yönde gidiyor. 19 ilçede tamamında, ordunun tamamında uygulayacağız. Bununla ilgili de belediyemizin bir çağrı merkezinde oluşturuyoruz. 1 Haziran'da çalışma başlayacak ve saat 8 ile 17 arasında bütün talepleri toplayacağız ve işçilerle fındık bahçesi sahiplerini buluşturuyoruz platformumuzda.